Avukat Bedia Büyükgebiz, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Hatay'da yer alan Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü için yıkım kararı çıktığını söylediği bir paylaşımda bulundu. Büyükgebiz son olarak Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın olur verdiği ıslak imzalı tutanağı paylaşarak meslektaşlarıyla birlikte yıkım işlemlerini durdurduklarını açıkladı. Ses kaydı şu şekilde. Sayın Büyükgebiz, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Merhaba. O bina yıkıldı. Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü. Değil mi? Yıkım kararı verildi. Yıkım için kepçe çalışmaya başlamıştı. Ama biz kepçeyi durdurduk. Yani meslektaşlarımız da sonradan geldi. Öyle mi? Şu an bir kısmı bolozlar vardı. Klasörler, evraklar, resmi ilerciler, resmi evraklar. Zaten burada onlarca, yüzlerce klasör var. Monozlar diğer tarafa atılıyor. Aslında daha 10 dakika önce buradaki görevler o binanın çok kötü olmadığını, kepçenin zaten faaliyete başladığını söylediler bana. Ben yıkılıp başlamıştı ama şu an durdurduk. Yıkım kararının durdurulmasını bekliyoruz ama tabii burada önemli olan aslında husus, burada yüzlerce klasör var, yapı test sonuçları var, hukuk parçalanmış bir sürü karar var. Bu evraklar hepsi bir derin niteliğinde, resmi evrak. Aslında yıkım kararı verilmeden evvel bu klasörlerin, bu resmi belgelerin, evrakların hepsinin güzel bir şirketin halinde daha güvenli bir alanı tahliye etmesi gerekiyordu. Ama birisi bir firmaya böyle vermiş, kimsenin bir şeyden haberi yok. Bir anda kişi, operatör, kepçeli kullanan kişi yıkıma başlamış. Biz durdurmasak zaten etrafta onlarca yüzlerce evrak var. Ama diğer binadaki, burası böyle tek katlı ve dört katlı ince uzun yapısı bir devlet dairesi. Buradaki tüm evraklar monolitlerin altında kalacak. Şöyle Bedia Hanım, bize görüntüler geldi oradan. Bir enkaz vardı, yıkıntı vardı. Yani bir bölümü yıkıldı ama siz durdurdunuz, öyle mi? Şöyle, o dört katlı binanın sağ kısmı alanı da yıkılmaya zaten başlamış. Ama evet, biliyorsunuz monolitlerin temizlenmesi, yandaki bina da enkaz zaten. Monolitlerin temizlenmesi gerekiyor. Yani kepçe faaliyetlere başlamıştı. Siz şu anda orada nöbettesiniz. Yıkıma izin vermiyorsunuz. Evet, zaten kepçe şu an durdu. Yani yıkım kararı geri çekilene kadar buradaki tüm bu dosyaların, klasörlerin, resmi evrakların güvenli bir adına temini sağlığına kadar ben burada duracağım. Muhtemelen diğer meslektaşlarım da yardım edecek. Çünkü bunların hepsi bir delil niteliğinde. İleride bu firmaların izin veren kurumların kişilerinin hesabı zaten olacak. O yüzden dilini kararmaması için biz buradayız. Ben buradayım şu an. Bahadır'ın bir sorusu var. Yapı denetim firmaları bu raporları online olarak saklamak veya bakanlığa da göndermekle yükümlüler mi? Yani sadece matbu olarak mı var bu raporlar? Yani şu husus var. Şu an biliyorsunuz zaten dijital bir dünyadayız. Yap, e-devlet sistemleri mutlaka dijital bir sürü veri işlenmiştir. Bununla alakalı bir bilgim yok ama bunların hepsi ıslak imzalı onaylı resmi belge evrak. Verinin silinebilme hususu var, kaybolma hususu var. Yani kim bunun peşine koşacak, kim bunun karşılığını verecek, bunların hepsi bir soru işareti. Ve diğer bir soru işareti, ben 6 gündür sahadayım. Burada daha kepçenin girmediği onlarca sokak, yüzlerce bina var. Burası hiçbir şekilde, yani tek katlı bina hasarlanmamış, dört katlı bina çok çok az hasarlanmış bir bina. Yani Hatay'ın %10'u sadece hasar almadı. Coğrafyadan haritadan silindi bu şehir. Biz kendimiz daha bir gündür el açmamaya çalışıyoruz. Burada insanlar hayat bir an en azından ölülerine tekrar ulaşmaya çalışıyorlar. Ya da hala umutları varsa belki çıkarlar diye. Yani burada bütün bu binalar kalırken burada yıkım kararının alınması ve burada iki tane kepçenin durdurulması, işine başlanması benim hukukçu kimliğimi atıyorum. İnsan olarak cevaplayamadığım bir soru. Şimdi Murat Ağrel, hemen size bir soru sorduracağım ama Murat Ağrel resmi bir açıklama gelecek ama ben ilgililerle konuştum diye bir not attı bana. Onu özetliyorum. Bedia Hanım, lütfen siz de dinleyin. Orası evet. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü binası. Yandaki dört katlı binanın yangın merdiveninin bu tek katlı binanın üzerine düşüp o yapıyı yıkma riski var. Evrakın yok edilme durumu yok. Zaten bunlar sistemde taranmış şekilde mevcut diye bir açıklama var. Evet, şöyle, dört katlı binanın yanında misafirhane var. Misafirhanede kimse yaşamıyor.
Bu nasıl bir devlet dairesi? Buradan ne sağ çıkma ihtimali olan bir vatandaş var ne de ölü var. Burası zaten boş alan. Yani binanın yıkılma tehlikesi riski şu an Hatay'daki tüm binalar için geçerli. Burada binlerce bina yıkıldı enkaz halinde. Neden bu binadan başlanıldı? Diğer bu kadar şöyle özetleyeceğim. Benim kendi ekibim yani bizim ekibimiz ya da bildiğimiz ekipler bazen enkazda girmekte bir sıkıntı yaşıyor. Neden? Yandaki binalar o kadar ki artık dokunsanız yıkılacak gibi. Kendi canlarını tehlikeye atıyorlar. Enkaz altına giriyor gönüllü insanlar. Bu binaların yıkımı olmadan neden bu binanın üstüne başlanıldı? Benim için bir soru işareti. Dijital ve tabii ki belgeleri vardır. Tutmuşlar. Bunların da hepsi resmi evrak. Bunların hepsi imzalı. Ben kendi gözlerimle gördüm. Zemin katındaki kolon basınç dayanımı 7, 8, 10. Bunun hepsinin 25 ya da belki de daha üstünde olması gerekirken bir sürü karar var. Islak imzalı resmi belge bunlar. Serpil Yılmaz'ın bir sorusu var Bediye Hanım. Ya Bediye Hanım'ın endişesi zaten evraklarla ilgili. Evet. Yani binanın yıkılması için orada hani geçerli bir neden olmadığı iddiasında ama daha da çok oradaki endişe evraklar. Bahadır da sordu dijital olarak erişilebilir mi diye ama ıslak imzalı. Yani bu çok önemli. Orada binanın yıkılması için yani engellenmesi için orada duruyorlar ama ben şunu merak ediyorum. O evrakları nasıl koruyacaklar? Yani orada ıslak imzalı evrakları toparlayabiliyorlar mı? O evraklara ulaşabiliyorlar mı? O evrakları güvence altına alacak herhangi bir organizasyon orada kurulmuş mu? Kamunun böyle bir inisiyatifi var mı? Ben şu an burada bazı afaç gönüllüler, kısa günleri, yani burada bir sürü 30-40 tane insan var binada. Binanın diğer kısmında, yani daha tezat olan kısmında, üç katlıda gönüllüler var ve devir var, bir doktor var. Şu an burada bir polis yok, bir jandarma yok. Yani normal bir sürü önündeyiz. Bu evrakların korunma hususu, yıkım kararı hususu zaten benim için bir soru işareti. Yani bu evraklar nasıl korunacak, nasıl tahmin edilecek, nasıl başka bir güvenli bir şekilde teslim edilecek. Bunu kim yapacak? Nasıl soru işareti. Ben sadece burada duruyorum. Ben buradan ayrılmayacağım. Meslektaşlarım mutlaka yardım edecektir. Belki bir nöbet sistemi, belki bir sonar bilmiyorum. Yani bunlar bizim için bir soru işareti. Peki Bediye Hanım çok teşekkür ederiz katkınız için. Mücadelenizi duyurmuş olduk. Sağ olun. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın.